Efe Dadak. Bana niye arkasını dönmüş bilmiyorum. Küs mü yoksa bir geri hain planlar mı var? Kafada neler dönüyor? Kafa kalabalık çünkü. Efe hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? Umarım küs değilizdir. Tüm misafirlerinize merhaba. Ben Efe Dadak. 4,5 yaşındayım. Büyüyünce keçi çobanı olacağım. Ne olacak? Keçi çobanı. Ya... Ya bana bak, senin keçi çobanı olmana mı şaşırayım? Arka keçi çobanı. Bir şey diyeceğim. Niye döndüm? Küsmüş. Ya küsmüş mü? Bilmiyorum ki küstü mü? Bir şeyler çeviriyor herhalde ya da. Çünkü konuştu. Konuşmasa küstüğünü düşüneceğim de merak ediyorum. Şimdi bak canım benim, tekrar söyleyeceğim inşallah gülmeden. Ben senin keçi çobanı olmana mı şaşırayım? Yoksa arkanın dönmene mi? Ne oluyor orada evladım? Size bir sürprizim var evladım. Hazır mısınız? Oh, küs değilsin ya. Ha. Çok sevindim. Tamam. Hadi görelim bir an önce sürprizini. Merak ediyorum. Tadam! Ne oldu? Biraz benziyoruz sanki. Yavrum. Bu yüzden mi arkası dönük? Sürpriz. Ne yaptın ayol? Saçını mı boyattın sen? Tarzımı değiştirdim Erra ablam. Nasıl olmuş? Bravo! Yani ben biraz yadırgadım. Yani yakışmış yakışmasına da gri senin rengin değil sanki Efe. Of. Neden değilmiş? Hiç değil. Tam benim rengim. İdo abim yapınca oluyor da benim yapınca niye olmuyormuş? Ben onunla ikiz olmak için yapıyorum bu saçı. Bence gayet güzel olmuş. Ya onun bir tarzı var evladım. Bak dövmeleri var, kıyafetleri. Ya o papyonun üstüne olmuş mu o saç? Ya bırak Erva abla, sen tarzdan ne anlarsın? Soralım bakalım İdo abi. İdo abi olmuş mu olmamış mı? Olmuş. Ay, olmuş. Cuk olmuş. 10 numara olmuş.